Evet, herkese merhabalar. Bugün yine bir Tamron objektif inceleme videosuyla karşınızdayım. Tamron'un 24 mm f2.8 objektifini bu defa manzara fotoğrafçılığında nasıl bir performans ortaya koyduğunu anlamak için dışarıda test ediyorum. Özellikle full frame bir gövde ile oldukça geniş bir açıya ulaşmak mümkün 24 mm sayesinde. Dolayısıyla da burada bu 24 mm objektifin performansına daha yakından bakacağız. Elimdeki gövde Sony'nin A7R2 modeli. Dolayısıyla bu objektifin hem 42 megapikselle nasıl baş ettiğine hem de manzara fotoğrafçılığında bize neler vaat ettiğine daha yakından bakalım. Öncelikle tabii ki objektifin bu kadar küçük olması ve rahat olması sayesinde böyle biraz daha ücra noktalara veya uzak mesafelere rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Çantanızda bu objektifin ağırlığını dahi hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla bu yönüyle yine objektifin boyutları ve hafifliği bizim için çok ciddi bir avantaj. Ve 24 mm sayesinde de objektif oldukça geniş bir açı sağlıyor. Bu sayede de manzarada hemen hemen her şeyi konunun içerisine dahil edebiliyorsunuz. Dolayısıyla da etkili manzara fotoğrafları çekmek mümkün oluyor. Aynı zamanda da objektifin prime yapısı sayesinde de oldukça keskin ve net fotoğraflar alabiliyorsunuz. Zaten videonun devamında çekmiş olduğum fotoğrafları sizlere göstereceğim. Hem keskinliğini hem de fotoğraf kalitesini orada daha yakından görme şansı olacak. O zaman şimdi biraz manzara çekelim. Manzara fotoğrafçılığında en önemli noktalardan bir tanesi de dinamik aralıktır. Çünkü çekmiş olduğunuz fotoğrafta hem karanlık hem aydınlık noktalar bulunur. Manzarada siz bunların istediğiniz bölümlerini açıp kapatarak çok dengeli ve göze çok hoş görünen fotoğraflar üretmek istersiniz. Dolayısıyla da bu şekilde yüksek çözünürlüklü 42 megapiksel ve üzeri çözünürlükte bir fotoğraf makinesi kullandığınız zaman objektifin bu fotoğraf makinesinin çözünürlüğünü tam olarak kullanmasını istersiniz. Tamron'un yeni geliştirmiş olduğu objektifleri genel itibariyle artık bu yeni teknolojiyle birlikte yaklaşık olarak 50 megapiksel ve üzerindeki çözünürlüklerle baş edebiliyor. Dolayısıyla da Tamron'un bu yeni 24 mm f2.8 objektifi de A7R2'nin veya A7R3'te kullanırsanız onun çözünürlükleriyle rahatlıkla baş edebiliyor. Buradaki gibi kapalı bir ortamda hem bulutlardan hem denizden hem de zemindeki çayırlık alandan detayları alabilmek oldukça etkili bir sonuç. Zaten fotoğraflarda da bu dinamik aralığın ne kadar etkili olduğunu ve objektifin bunu ne kadar iyi başardığını göreceğiz. Evet, bugün sizlerle Tamron 24 mm f2.8 objektifin manzara performansını inceledik. Pek çok farklı noktadan bol bol manzara fotoğrafı çekerek olabildiğince bu objektifin manzara fotoğraflarında bizlere nasıl bir sonuç ortaya koyduğunu göstermeye çalıştım. Genel itibariyle kompakt ve hafif yapısı, 12 cm'den netleyebilmesi, f2.8 diyafram açıklığı ve gayet uygun fiyatıyla Tamron 24 mm objektif çantada olması gereken objektiflerden bir tanesi. Genel itibariyle manzara çekimlerinde de ben performansını beğendim. Özellikle fiyatları çok yüksek olan 16-35 mm, 14-24 mm, 12-24 mm gibi objektifleri eğer ulaşamıyorsanız o objektiflere bu şekliyle uygun fiyatlı bir prime objektifi Sony gövdelerinizle herhangi bir dönüştürücü olmadan rahatlıkla kullanabileceksiniz. Ben genel itibariyle performansını beğendiğimi ve tavsiye edebileceğimi söylemek isterim.
Sonraki Tamron objektif videolarında görüşünceye dek sağlıcakla kalın.